yepyeni lezzetlerle sizleri buluşturduğumuz, Anadolu'yu gezdiğimiz, evlerde neler piştiğini hep beraber tarifleriyle birlikte öğrendiğimiz Mutfağım Şahane bugün de Kanal 7'de başladı. Adım adım ülkemizi geziyoruz ve yurdumuzun dört köşesinde neler yapılıyor hep beraber görüp öğreniyoruz. Ve bakalım programımıza ülkemizin hangi güzel tarifiyle başlıyoruz? Özlem Hanım, Osmaneli'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı mutfağından çeşmi nigel çorbası yapacağız. Malzemelerimi sayayım. Önce soğanımız var, sıvı yağımız var, tuz, un, bir yumurtanın sarısı var, bir su bardağı mercimeğimiz, sosu için sütümüz, limonumuz, pul biberimiz, nanemiz ve tereyağımız. 1,5 litre de suyumuz var. Şimdi başlıyoruz. Önce soğanımızı. Çok ince ince, pirinç tanesi gibi doğrayacağız soğanlarımızı. Şimdi soğanımızı yağımızın içine coslattık. Çorbamız çeşmi nigel, vitamin kaynağı. İçinde soğanı var, tereyağı var, unumuz, yumurtamız, sütümüz. Hem çocuklarımıza kuvvetli, besleyici, doyurucu, sağlıklı. Herkes deneyebilir. Özlem Hanım, hele siz, Yakupcan. Çok sever herhalde. Yakupcan'a yedirelim bu çorbayı. Soğanlarımız iyice kavrulması gerekiyor, aroması çıkması için. Sonra mercimeğimizi atacağız, sıcak suyunu atacağız içine. Hep beraber kaynayacaklar. Sonra terbiyesini yapacağız. Evet Özlemciğim, şimdi kırmızı mercimeğimizi koyuyoruz. Bir bardak kırmızı mercimeğimiz vardı. Evet, şimdi kavurduruyorum bunu biraz böyle. Suyunu, soğanların suyu aroması içine geçsin. Bu arada bir çorba kaşığı unumuzu ilave ediyorum. Çorbamızı bağlasın diye. Tuzumuzu ilave ediyorum. Şimdi 5 su bardağı, 1,5 litre suyumuzu ilave ediyorum. Şimdi çorbamız kaynayacak, mercimeklerimiz güzelce pişecek. Ondan sonra biz bunun sütlü yumurtalı terbiyesini yapacağız. Afiyetle ağız tadıyla yiyeceğiz. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. Evet Özlemciğim, çorbamız, mercimeğimiz güzelce pişti. Şimdi biz onun terbiyesini yapacağız. Çeşmi nigel çorbamız. Biliyorsun. Şimdi önce blenderla şöyle ben bunu bir çırpayım. Evet, çorbamız kıvamını aldı. Özlemciğim, şöyle baktığın zaman bildiğin mercimek çorbası gibi. Fakat bunun soğanın şekli farklı, terbiyesi sütle yapacağız, terbiyesi farklı. Yani normal süzme mercimek çorbası değil. Bu Osmanlı'dan kalma çeşmi nigel çorbası. Çorbamız burada kaynasın. Ben burada yarım bardak sütle yumurtanın sarısını, yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Süzme mercimek çorbasında ununu kavurup da kullanıyoruz. Fakat bunda un kavurması falan yoktur. Sadece mercimeği kavurduğumuz zaman un bırakmıştık içine, kıvamını kendisini bağlasın diye. Bu şekilde çorbamızı tatlandırıyoruz. Devamlı karıştırmalıyız ki yumurta içinde topaklanmasın, pişmiş gibi. Çorbamız hazır. Üzerine sosunu yapacağım. Tereyağını bırakıyorum. Vallahi Özlemciğim, tereyağı girdiği her şey çok lezzetli, çok güzel. Hele bir de doğal tereyağlarımız bizim böyle. Hiç katkısız. Pul biberini katıyoruz. Acı istemeyenler için normal toz tatlı biber de kullanabilirsiniz. Ama biz tabii acıyı sevdiğimiz için nanemizi katıyoruz. Çorbamız hazır. Şöyle. Çorbamız hazır. Birbirine nanesi, baharatı birbirine geçsin bir güzel. Biraz sonra sıcak sıcak afiyetle sunumunu yapacağız. Çok güzel bir çorba kıvamımız oldu. Mercimek çorbası deyip geçmeyin fakat lezzeti çok farklı. Çorbamızı servise alalım. Çorbamızı sunuma hazırladık. Şimdi en güzel yeri tatmakta. Özlemciğim, senin kadar şöyle yapamasam da ama çok tatlı olmuş. Çok çok nefis bir çorba. Bütün herkese tavsiye ederim.
Afiyet olsun. Mutfağım şahaneye, şimdi hamur dolmasıyla devam ediyoruz. Hamur dolması, daha önce hiç duymadığım bir tarif. Çok merak ediyorum nasıl yapılır. Hamur dolmasını öğrenmek istiyorsanız Mutfağım Şahane'ye Isparta'dan devam ediyoruz. Hoş geldiniz kızım Özlem Hanımcığım. Bugün sizler için bir hamur dolması yapacağım. Anneden, ninelerimizden kalma. Malzemelerimiz tuz, un, yumurta, karabiber, kimyon, kırmızı biber, pul biber, salçamız var, kıymamız var, soğanımız var, tereyağımız var, çiçek yağımız var. Önce hamurumuzdan başlayalım. Şimdi tuzunu katıyorum bir cimdik. Yumurtayı katıyorum. Suyumuzu alalım biraz da. Bu yumurta hamur salmaması için, suyunun içinde kendini bırakmaması için yumurtayı öyle katıyoruz. Biraz böyle kıymalıcı olduğu için çok güzel olur, çok da lezzetli olur. Ben sık sık yaparım, eşim de sever bunu. Bu hamur dinlenmeye kalacak. Şöyle koyalım bunu. Şimdi tavamızı alalım, tereyağımızı koyalım. Ha, soğan rendeleyecektik. Soğanı küçük küçük doğrayacağız. Tereyağını koydum, soğanı koydum. Kıymamızı katalım şimdi. Bunu kavuracağız. Vallahi şöyle kıyma ölene kadar kavuracağız. Bu ne zamanlarda yapılır? Özellikle Ramazanlarda yaptık mı tok tutar bu insanı. Baharatlarını da koyalım şimdi. Biraz pul biber. Biraz kırmızı toz biber. Karabiber. Ve kimyon. Biraz da tuz. Çok güzel olur. Harika bir yemek olur bu. Daha bunun üstüne yoğurt da dökebilirsin. Sade de yiyebilirsin. Öncelikle kıymam kavrulsun. Kavrulana kadar hamurumuz da biraz dinlensin. Sonra ardından ben yukamı açmaya başlayacağım hamurumun yukasını. Kıymanın kavrulmasını bekliyorum. Kıymamız kavruldu. Şimdi yemeğimizin suyunu koyacağız. Biraz tereyağı katacağız. Biraz da çiçek yağı. Yağımız kızınca salçamızı koyacağız içine. Hamurumuz da dinlendi. Bezelerini yapalım. Yağımız kızardı. Salçamızı yapalım. Salçamız da biraz kızarsın. Kızarınca suyunu koyacağız. Şimdi açalım bezemizi. Bunun püf noktası işte bunun hamuru sert olması lazım biraz. Yumuşak oldu mu oldu, hamur cıvık oldu mu oldu, şeye açılı, dolmalığa açılı şeye de. Biraz kalın açılı bunun hamuru, baklavalık gibi açılmaz. Biraz kalın olu. Salçamız kızardı, suyunu katalım şimdi. Bu dolma, misafir geldiği zaman yapılır, Ramazanlarda yapılır, tok tutar bu dolma. Böyle hamurunu ne kadar istersen, insanına göre, kalabalık ailesin, 3-4 beze yaparsın. Hamurumu açtım, bu büyüklük bana yeter şimdilik. Şimdi kıymaya koyacağım. Bolca kıymamı serperiz böyle. Şöyle dağıtalım her dolmaya varacak şekilde. Şimdi bunu rulo yapacağım. Bu şekilde yapacağım. Biraz büyük olmasın diye ortasından böleceğim. Şöyle. Küçük küçük yapıyoruz böyle. Hamurumuz yumurtalı olduğu için hamurumuz şişer, ürekli olur. Bunları böyle sıkıştıracağız. Kıymaları içinden çıkmasın diye. Suyumuz da kaynadı. Bu bir yuka ile 4 kişi doyabilir yani. Kestik. Bunları da yumalım. Isparta'nın yöresel lezzetleri olmazsa olmaz. Şimdi dolmalarımızı kaynayan suya atıyorum. Biraz tuz katalım suyuna. Tuzunu da kattım. İsteğe göre pul biber de katabiliriz. Karabiber de katar suyuna da. 15-20 dakika kaynayacak dolmalar şişesiye. Kaynadıktan sonra servis yapacağız. Evet Özlem kızım, hamur dolmamız servise hazır, pişti. Afiyetle yemenizi bekleriz. Şöyle servis ediyorum. İsteğe göre nane kurusu da sepebilir isteyen.
Hadi buyurun, afiyet olsun. Ben bir sizin yerinize tadına bakayım. Çok güzel olmuş. Sizin de tatmanızı isteriz. Ben tarifini verdim. Isparta'nın bu yemeğini herkes evinde yapmasını isterim. Isparta'dan herkese sevgiler. Mutfağım şahaneye. Şimdi nohutlu et yahni tarifiyle devam ediyoruz. Nohuta bayılırım. Et yahnisine bayılırım. Bu tarif Muğla'dan gelecek. Bakalım Muğlalılar nohut yemeğini nasıl yapıyorlar? Sevcan Hanım'ın tarifi geliyor ekranlara. Merhaba Özlem Hanım. Muğla'dan size dana yahni, nohutlu yahni yapacağız. Malzemelerimizi sayıyoruz. Dana kuşbaşı doğranmış etimiz var. Arpacık soğanımız, daha önceden ıslattığımız, haşladığımız nohutumuz var. Kuru biberimiz var. Pul biber, zeytinyağı, salçamız var. Şimdi öncelikle etimizi tenceremize alıyoruz. Biraz burada suyunu çektireceğiz bunun. Yani yarım kilo kadar, 400 gram kadar falan et kullanıyoruz. Bunu biraz böyle mühürleyeceğiz. Hem suyunu çektireceğiz. Daha sonra biraz yağ ekleyip biraz kavuracağız yahnimizi. Şimdi biraz pişmesini bekleyeceğiz. Suyunu salsın. Daha sonra sırasıyla malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bir tane soğan doğrayacağız. Öbürkülerini bütün olarak koyacağız. Soğanımızı doğruyoruz. Çok küçük olmamak şartıyla. Biberlerimiz var. Onları doğrayalım bu arada. Evet, bunları kendimiz aldık, kuruttuk. Kışın artık yemeklerimizde kullanıyoruz. Bu yemek daha çok biz kışın tercih ederiz. Yazın et biraz ağır düşüyor. İki tane de fındık biberimiz var. Onları çok doğramayacağım, çok acısı olmasın diye. Sırasıyla malzemelerimizi ekleyeceğiz. Etimiz biraz kavrulduktan sonra. Biraz etimizi kavurup suyunu çektireceğiz. Sırasıyla malzemelerimizi de ekleyeceğiz sonra. Şimdi etimin kavrulmasını bekliyorum artık. Ağzını biraz kapatalım. Yahnimizi kavurmaya devam ediyoruz. Etlerimiz kıpkırmızı oldu artık. Yavaş yavaş öbür malzemelerimizi de ekleyeceğiz. Önce soğanlarımı ekliyorum. Arpacık soğanlarımızı. Bir adette doğradığım soğanlarım vardı, onları koydum. Hepsini doğramıyoruz. Soğanlar böyle iri olursa hem daha lezzetli oluyor. Hem görseli de güzel oluyor. Hem de erimemesi gerekiyor soğanların içinde. Arkasından kuru biberlerimizi koyuyoruz. Yazdan kuruttuğumuz. Şimdi artık birazcık da yağ ekleyeceğim. Etimiz çok yağlı değil çünkü. Zeytinyağı ekliyoruz. Yine Muğla yöremize ait. Daha önceden haşladığımız nohutlarımızı ilave edeceğim. Kavrulsun ki lezzeti daha güzel olsun. Malzemelerin hepsinin birbirine lezzetinin girmesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir kaşık dolusu salça ekliyoruz. Birazcık daha koyalım. Yemek salçalı olursa lezzeti daha güzel oluyor. Kendi yaptığım salçayı koydum. Harmanlıyorum, daha lezzetli oluyor. İçine koyduğumuz biberin, soğanın kokusu da geliyor şu an salçanın. 2 dakika salçayla böyle kavuracağım. Arkasından pul biberi ekleyeceğim. Bu yörede çok yapılır. Çok severiz. Yani vazgeçilmez bir yemek. Öyle kışın daha lezzetli olur. Muğla'nın düğünlerinde de yapılır bu yemek. Sevilerek yenilir. Bir kaşık da yine kendi yapımımız pul biberimizden koyuyoruz. Onunla da bir taşım karıştıracağım. Evet, malzemeleri birleştirdik artık. Şimdi sıcak suyumuzdan veriyoruz biraz. Karıştırıp kapağını kapatacağım. Tuzunu biraz etimiz piştikten sonra koyacağım. Tuz eti biraz önceden koyarsak sertleştiriyor. Bu şekilde daha güzel oluyor. Lokum gibi olması için. Kapağını kapatıyoruz artık. Yahnimin kapağını kapattım. Kısık ateşte 45 dakika pişireceğiz. Daha sonra servise hazırlayacağız. Evet, yahnimiz artık pişti. Şimdi servise alıyoruz. Kokusu da mis gibi geliyor. Çok güzel olmuş. Artık tadına bakabiliriz. Gayet güzel olmuş. Ben tarifini verdim. Umarım sizler de denersiniz. Afiyet olsun şimdiden. Mutfağım şahanede tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Harika bir höşmerim yapacağız. Höşmerim ülkemizin dört bir yanında yapılıyor. Farklı lezzetlerle, farklı içeriklerle karşımıza çıkıyor. Şimdi Afyon Karahisar'ın höşmerim lezzeti geliyor. Tarifini izliyoruz. Özlemciğim hoş geldin. Afyon'dayız. Afyon İstaniye Demirli Köyü'ndeyiz. Sizlere eskilerin yaptığı höşmerimi göstereceğim. Önce ben malzemeleri sayayım size. Sütüm var, tereyağım var, unum var, kaymağım var. Birazcık tuzunu attım.
Birazcık da sıvı yağımız var. Sütümün içine unu ataraktan hamur kıvamına getireceğim. Ben göz kararı katıyorum. Unu tartmadım. Şimdi kıvamına gelesiye kadar un katacağız. 1 kilo sütün aldığı unu. Hamurumuz kıvamını aldı. Şimdi ocağa götüreceğiz. 1 kilo süt kullandım. Ununu ölçmedim. Onun da 1 kilo sütün aldığı kadar bu kıvama gelesiye kadar un katacağız. Bu kıvama gelince de ocağa koyup bunu pişireceğiz. Evet, ne çok katı ne de çok sıvı. Şimdi ocağa götüreceğiz. Ocağa gidiyoruz. Püf noktası tam kıvamında pişirecek. Şimdi bunu yalnız bırakırsak dibine yanabilir. Bunu bırakmıyoruz. Devamlı başında duruyoruz. Böyle karıştıra karıştıra 20-25 dakika pişiriyoruz. Birazcık ben kaymağımdan katıyorum içine. Afyon kaymağı, kendi yaptığımız kaymağımız. Kaymağını da karıştırarak pişireceğiz böyle. Bir 10 dakika, 15 dakika böyle pişireceğiz. Ben tepsimin içine biraz tereyağı, biraz kaymak koydum. Hamurumuz oldu, ocağımdan indiriyorum artık. Tepsimizin yanına alıyoruz. Küçük küçük parçalar halinde hepsini de kızartacağız. Yaşlarımızın hep hamur işiydi. Şimdiki gibi doktor mu var? Dişim takınabiliyor. Garipler. Dişsiz oldukları için yumuşak bunları hemen hemen her hafta yapıyorlarmış. Ben bu yemeği annemden öğrendim. Annem çok yapardı. Aslında annem böyle dağıtarak kızartırdı. Buraya geldim, kayınvalidem de böyle kızarttığı için buraya uydum. İki tarafı da kızaracak bunu. Evet, hamurlarını böyle küçük küçük kesiyorum. Kaymağınla tereyağının içinde kızartıyor. Çevire çevire kızarttık. Şimdi höşmerimiz hazır. Tabağımıza alıyoruz. Şimdi isteğinize göre bal da yapabilirsiniz. Pekmez de yaparsınız. Şekerle de yapabilirsiniz. Şimdi bizde 3 tane var. Üçünden de deniyoruz. Bal koyuyoruz. Bir tanesine de pekmez koyuyoruz. Bir tanesine de şeker koyuyoruz. Şimdi ben şekerli sevdiğim için şekerliye bakacağım. Siz pekmez de deneyebilirsiniz. Balı da deneyebilirsiniz. Ben şekerliyi sevdim. Şekerliyi seviyorum. Çok güzel oluyor. Deneyenlerin ellerine sağlık, afiyet olsun. Harika tarifleri öğreniyoruz. Bu tarifleri yapıp denemek isterseniz YouTube kanalımızdan da bulabilirsiniz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç. Şimdi Muş'a gidelim ve zerbet tarifi öğrenelim. Zerbet nasıl yapılır? İşte en doğru haliyle, yağın organik haliyle mutfağım şahanede. Bugün Muş'tan Laleler Diyarı'ndan size güzel bir yöresel bir yemek tanıtacağız inşallah. Evet, yapacağımız yemeğin çok çeşitli kültürlerde değişik isimleri olmasından dolayı biz bugün zerbet diyelim. Ama Antalya, Adıyaman'da kömbe de değildir. 500 gram çökeleğimiz var. Ana malzemesi kavurma. Bir tane soğanımız, maya, tuz, yumurta, sıvı yağımız. 250 gram da tereyağımız olacak. Şimdi ilk aşamada unumuzu bırakarak başlayacağız. Yalnız bu yaptığımız yemek bizim kuşağın pizzası olarak da biliniyor. Pizzaya yakın bir hamur neredeyse. Ama dediğim gibi çok kültürel mirası olan bir yemek. Şimdi yumurtalarımızı kırarak başlayabiliriz. Bu hafta sonları anneannelerin, babaannelerin sabah uyandığımızda kokusunu, kavurmanın kokusunu etrafa sardığı zamanlar yapılır. Biz de çocuklarımızı yapmaya çalışıyoruz inşallah. Şimdi yumurtayı kırdık, tuzumuzu da attık. Yavaş yavaş ılık süt, ılık suyumuzla yoğurmaya başlayacağız. Mayamızı da tabii ki şöyle biraz çevirip yoğurmaya başlayacağız. Annemin çocukluğumuzdaki tadımız, çocukluğumuz desek yeridir yani. Dediğim gibi bizim kuşağın pizzası. Suyunu ilave ediyorum. Suyun ılık olması önemli. Mayanın eşkitmesinden dolayı önemli. Soğuk su kaynatsak maya daha geç ekşir. Hamurumuz daha geç mayalanır. Dolayısıyla daha geç yapılabilir yani. Onun için bu biz uyanmadan sabahın ezanında yapılan bir hamur aslında. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Muş'ta meşhurdur ama bir göçmen yemeği gibi düşünün yani. Çünkü bu Adana'da, Adıyaman'da
Antep'te bile değişik isimlerle yapılan bir yemek. Yani bizim civarda löl deriz, zervet deriz. Antep'te kömbe denilir. Tunceli'ye kadar yolu var yani. 10 dakikadır yoğuruyoruz. Şimdi bir 40-45 dakika hamurumuzu dinlendirip yapmaya devam edeceğiz. Oldu zaten kıvamı. Evet, yoğurmak çok önemli. Çünkü zervetin anlamı zer, iç demek, içini döküyorsun. Anlamına uygun olarak da yoğurması çok önemli. Mayalanmaya bakacağız. 45 dakika sonra mayası hazır olacak ve çok güzel, ele yapışmayan bir hamur olacak. Evet Özlem Hanım, şimdi hamurumuz bir güzel mayalandı. Şimdi bunu parçalara böleceğiz tepsimizin büyüklüğüne göre. Tepsinin büyüklüğüne göre kaç beze alırsa. Bugün biz 6 ya da 7 gibi 7 tane açacağız. Bunları yuvarlayıp beklemeye bırakacağız. Onlar da bir süre dinlendirdikten sonra bazen büyük gelebiliyor Özlem Hanım. Çünkü her yörede değişik tarifler olduğu için bugün genele hitap etmek için büyük bir tepsi börek kıvamında yapacağız inşallah. Son bezemi de hazırlıyorum ve az daha dinlendirip hemen açmaya başlayacağım. Evet, onlar dinlenene kadar ben bir soğanımı doğrayayım. Evet, isteyen bunu robottan da geçirebilir ya da elde doğrayabilir. Soğanımı doğradım. Şimdi bunu köşeye alıp hamura girmesini bekleyeceğiz. Bu da yemeğimizin ana malzemesi, kavurma. Önceden biraz ditmiştim, zaten hemen ayrılabilen bir ürün. Köşeye koyup sırasını bekleyeceğiz. Zaten dediğim gibi en özelliği bu kavurma ve çökeliğimiz. Yöresel olduğu için dediğim gibi bizim kuşağın pizzası. Şimdi hamurumu açmaya başlıyorum. Bol un serpelim. Çünkü çok çabuk açılabilen bir hamur türü olmadığı için şöyle merdaneyle iyice kenarlarını inceltiyorum. Hamurumuz ne çok ince ne çok kalın. Ama iyice şu kat kat diye ağzımıza gelecek tabii kalınlık. Dinlendikçe açılabilen bir hamur. Evet, şimdi oklavamı alıp biraz daha incelteceğim. Tepsime göre incelteceğim. Şimdi ben bütün bezelerimi aynı bir şekilde açacağım. Ardından bunları tek tek yağlayıp tepsime dizeceğim. Sonra malzemesini, kavurmasını, soğanını, tereyağı. Tabii ki en önemli lezzetli kavurma tereyağı. Evet Özlem Hanım, şimdi bütün tepsimi yağladım, kat kat açtım. Şimdi tam kavurma çökelik kıvamına geldi. Bunları bırakacağım. Sonra tekrar yufkaları üstüne döşeyeceğim. Şöyle her yufkanın arasına yağ döküp kat kat olmasını sağlıyoruz. Ara yufkamızı bıraktıktan sonra şimdi çökelikle kavurma bırakma aşamasına geldik. Öncelikle çökeliğimizi, şöyle bütün çökeliğimizi güzelce esrafın her tarafına gelecek, kenarlarına gelecek şekilde yediriyorum. Doğradığımız soğanlarımızı da üstüne yayıyoruz. Ve ana malzememiz kavurma. Evet, şimdi malzemeler yerleştikten sonra şu bir iki kat daha katımızı verip kapatacağım. Evet, şöyle yufkamı alıyorum. Şöyle baklava ayarında güzel kat kat çıtır çıtır bir zervet elde etmek için çok güzel katlar elde ettik. Tereyağıyla kıvam aldıralım. Her şeyimiz doğal. Tereyağı, kavurma en doğalından. Salkan hamurlarımı kesip şu kenarlara anam babam usulü şekil vereceğiz. Evet, şimdi kesiyoruz. Evet, şimdi kestik böreğimizi, fırına hazır. 30-35 dakika 200 derece fırında 30 dakika pişer. Evet Özlem Hanım, zervetimiz fırından çıktı. Şimdi servis edebiliriz. Nar gibi kızardı. Şöyle biraz ortasından. Çok da güzel pişti. Tereyağı üzerinde. Nar gibi kızardı. Bakar mısınız ne kadar güzel duruyor? Ben sizin yerinize bir tane tadına bakacağım Özlem Hanım. Evet, çok güzel olmuş. Ben tarifini verdim. Yapmak size. Yapanlara afiyet olsun. Yapamazsanız muşa bekleriz. Çok güzel.
güzel bir lezzet oldu. Bu tarifleri yapıp denemek isterseniz YouTube kanalımızdan da bulabilirsiniz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç. Şimdi çılbır tarifi öğreneceğiz. Lezzetli mi lezzetli çılbır nasıl yapılır? O zaman Isparta'ya gidelim ve Isparta'dan çılbır tarifi mutfağım şahanede. Merhaba Özlemciğim. Bugün Isparta'da çılbır yapıyoruz. Malzemelerimiz kaymağımız, yumurtamız, pul biberimiz, tuzumuz, kese yoğurdumuz. Onu daha evvel suyla açtık. Bu kaymağımız, bunu ocakta sızdırıyoruz. Yumurtalardan başlayalım. Kaynayan suyumuza bismillahirrahmanirrahim. Yumurtalarımı kırdım. Biraz tuz ektim. Kapağını kapatıyorum. Biraz pişecek bu. Evet, yumurtamız pişti. Böyle ayırıyoruz hafifçe. Dağılmaması için bir delikli kepçeyle alıyoruz. Böyle yoğurdun üstüne yumurtalarımı aldım. Kaymak yağımız daha evvelden sızdırmıştık. Biraz ısınsın, dökeceğiz üstüne. Tadını veren kaymak yağı. Şöyle bolca kaymak yağımızı döküyoruz. Ondan sonra pul biberimiz var. Şöyle bir dal maydanozumuz var. Süslemek için buyurun. Evet Özlem Hanım, çılbırımızı yaptık, bitirdik. Isparta'dan sevgiler, selamlar size. Yeğenlere afiyet olsun, seni çok seviyoruz. Her zaman izliyoruz. Şimdi sıra geldi harika bir et sote tarifine. Kolay et sote nasıl yapılır? Şimdi Muğla'ya gideceğiz ve Timur Şef bizi bekliyor. Timur Şef'in o lezzetli tariflerinden birini, et soteyi hep beraber öğrenelim. Akşam yaparız belki. Et sote yapıyoruz. Dana etinden et sote. Evet, şimdi malzemelerimiz var. Biraz dana etimiz var efendim. Zeytinyağımız var. Soğan var. Sarımsak. Az salça kullanacağız. Domates. Biber var. Pul biber. Kekik ve tuzumuz var efendim. Evet, şimdi tarifimize başlıyoruz. Evet, önce tavamı koyduktan sonra bir miktar zeytinyağımı ilave ediyorum ve soğanlarımı içerisine ilave edeceğim efendim. Evet, soğanlarımızı doğruyoruz. Çok güzel bir lezzet elde edeceğiz. Harika. Evet, şimdi soğanlarımı yağımın içine ilave edip biraz kavrulmasını bekleyeceğim. Evet, soğanlarımız böyle kavrulurken şimdi de sırada etimiz var. Hemen etimizi ilave edeceğiz. Evet, bakıyorum şöyle etimizin daha öncesinden biraz kuşbaşı şeklinde doğramıştım. Ama etimizin içinde biraz daha büyük kalanlar var. Evet, doğramaya devam ediyoruz. Şöyle etimizin biraz büyük olanlarını doğruyorum. Doğradığımız etleri ne yapıyoruz? Tavamızın içine atıyoruz efendim. Evet, soğanlarla birlikte etimizi bir 10 dakika boyunca kavuracağız efendim. Etlerimiz kavrulmaya başladı yavaş yavaş. Şimdi sırada ne var? Birazcık salça koyacağız efendim. Salçamızla birlikte etimiz kavrulurken şimdi sırada biberimiz var. Evet, biberimizi de ilave ediyoruz. Biberimizi de ilave ettikten sonra bir daha karıştırıyoruz şöyle. Biberleri de karıştırıyorum bu şekilde. Evet, biberlerimiz etle birlikte kavrulurken şimdi sırada domatesimiz var. Domatesimizin şöyle kabuğunu soyuyorum ben. İnce kabuklu domateslerin kabuğunu soymaya pek gerek yok. Ama işte eğer domatesin cinsi biraz daha kalın kabuksa onları mümkün olduğu kadar soymaya çalışıyorum. Evet efendim, şimdi de domateslerimi ilave ediyorum. Domateslerle birlikte şöyle soteliyorum efendim. Şimdi sırada ne var? Sarımsaklarımız var. Evet, iki diş sarımsağımı da içine ilave ediyorum. Harika! Sırada karabiberim var. Biraz pul biber. Çok az kekik ve en son tuzumu ilave ediyorum. Tuzu yemeklerde
En başta değil, en sonda da değil efendim. Mümkünse yemeğin tam ortasında atmak lazım. Evet, en başta attığınızda yemeğin pişme süresini de etkiliyor. Ama en sonda attığınızda tam tuz sosla birlikte lezzet vermiyor. O yüzden tam ortalarda atmakta fayda var. Evet, ben şimdi hepsini buluşturdum. Bu lezzetin yaklaşık bir 10 dakika daha kavrulmasını sağlayacağım, sotelenmesini sağlayacağım. Sonra tadına bakacağız efendim. Evet Özlem, şimdi geldik en sevdiğimiz ana. Evet, tabağımıza tadım için bir miktar et sotemizden koyuyoruz. Çok güzel görünüyor. Çok tatlı, çok lezzetli görünüyor efendim. Tadına bakacağız şimdi. Evet, ben bu tadın nasıl olduğunu biliyorum. Evet, şöyle de biraz domateslerinden, biberinden. Harika, çok lezzetli görünüyor. Kokusu müthiş. Evet, şöyle bir tadına bakıyoruz şimdi. Hakikaten çok lezzetli. Mutlaka evlerinizde bu basit tarifi deneyiniz. Çok lezzetli efendim. Teşekkür ediyoruz. Haşhaşlı cevizli lokum yapmaya ne dersiniz? O zaman buyurun hep beraber Osmaneli'ye gidelim. Safiye Hanım bize haşhaşlı cevizli lokumun tarifini verecek. Hep beraber izliyoruz. Özlem Hanım, Osmaneli'den şimdi size cevizli haşhaşlı lokum tarifi vereceğim. Malzemelerimizi sayalım önce. Unumuz göz kararında, sıvı yağımız, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, bir tatlı kaşığı tuz, bir yaş maya. İç malzemelerimizde ceviz, haşhaş, sıvı yağımız, tekrar ılık suyumuz yoğurmak için. Şimdi başlayalım. Malzememizi koyuyoruz. Unumuzu içerisine, mayamız, bir de şekerimizi ilave ediyoruz. Sütümüz, yoğurdumuz, sıvı yağımız, tuzumuz, biraz ılık suyumuz ilave edip yoğuracağız. Şimdi bunu yumuşak kıvama gelinceye kadar yoğuracağız. Haşhaşlı cevizimizin hamurunu yoğurduk. Şimdi bir saat bekleteceğiz. Şimdi hamurumuz bir saat beklettikten sonra kabardı. Haşhaşlı cevizli lokumumuza geçebiliriz. Ben biraz ellerimizi yağlayaraktan hamurumuzu kopartacağım. Haşhaşlarımızı yaydıracağız hamurumuzun içine şu şekil. Ve sonra bunu böyle patlayacağız. Biraz boracağız. Ve şöyle şu şekil tepsimize dizeceğiz. Tepsimiz dolana kadar bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Sonuncu lokumumuzu da şu şekil yaparak tepsimize yerleştiriyoruz. Şimdi hamurumuzun üzerine yağ ve sütümüzü karıştırıp böyle fırçamızda sürüyoruz. Bunu sürmemizin nedeni güzelce kızarıp pişmesini kolaylaştırması için sürüyoruz. Şimdi 280 derecelik fırınımızda haşhaşlı cevizli lokumlarımızı pişirip ondan sonra servise sunuyoruz. Cevizli haşhaşlı lokumumuzun sunumuna geçiyoruz. Şöyle alalım tepsimize bu şekil. Hatta bir tanesini açalım, güzelce pişmiş halini gösterelim. Şöyle yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Fasulye haşlamasıyla buyurun devam edelim. Fasulyenin çeşit çeşit yemekleri yapılıyor ülkemizde ve fasulye haşlaması tarifi şimdi mutfağım şahanede. Sındırgı'ya gidiyoruz bu lezzetli tarifi öğrenmek için. Özlemciğim, ben Sındırgı Hisarhan köyünden Sülhi ablan. Ben şimdi bahçeden taze fasulye getirdim. Yeni, kendi bahçemizden organik. Şimdi ben bunları kırıp, bak tuzumuz var, sarımsağımız var. Bunları sadece haşlayıp bunları tencereye koyacağım. Bunları tencerede haşlayıp üstüne de tereyağlı, sarımsaklı fasulye yemeği yapacağım. Bu yemek yaz günleri her zamanları bulunur. Kendi bahçemizden kalkan bir şeydir bu. Organik.
Çok güzel olur taze fasulyelerimiz. Kışında kurusunu yaparız. Her şeyi kendimiz yaparız. Pazardan hiçbir şey almayız Özlem. Yazın hem işimiz oluyor hem bahçemizi yapıyoruz. İşimiz çok burada. Görüyordur evimizin yanlarını her yer satılır. Çiftçi olduğumuz belli. Ben şimdi fasulyemi doğradım, tencereme koydum. Şimdi de ocaktan sıcak suyumu aldım. Üstüne ilave ediyorum. Bu ocakta ateşte pişince sarımsak, tereyağı üstüne kızartıp döküreceğiz. Dökeceğiz, yemeğe hazırdır. Sıcak suyunu ekledim. Üstüne de biraz tuz ekledim. Bunu şimdi ben ateşe götürüyorum. Sarımsağını sonra ekleyeceğiz. Özencim, bu ateşe koyduğumuz taze fasulye yarım saat haşladık. O süzgece koyduk. Şimdi bunu sarımsaklı, tereyağlı tapaya koyacak. Hazır yemek hazır olacak. Şimdi üstüne sarımsak ekleyeceğim. Şimdi üstüne tereyağı ilave edeceğim. Şimdi bu yemek hazırdır, servise hazır. Çok güzel bir yemeğimiz olmuştur Özlemciğim. Tarifini verdim, her isteyen yapabilir bu yemeği. Herkese şimdiden afiyet olsun, görüşmek üzere. Çorba yapmak isteyenler için harika bir tarifimiz geliyor. Tarhana çorbası yapacağız. Kış mevsiminin vazgeçilmezi. Bol bol tükettiğimiz tarhana ülkemizin her köşesinde yapılıyor. Biz bu tarifi şimdi Afyon Karahisar'dan öğreneceğiz. Şimdi ben sana tarhana çorbası edeceğim. İnsanları dinlendirir. Onu da biz kendimiz karıyoruz. Malzemelerimiz yağ, sos, salça, tarhana. Arz eden kıyma katar, arz eden et suyu katar, arz eden sadesini pişirir. Ben şimdi sadesini pişireceğim. Nereden başlayalım? Yağımızı koyalım. Tencereme aldım. Yağımı aldım. Salçamızı koyuyorum. Bir yemek kaşığı salça kullandım. Onun için salçayı kavuruyorum. Dışarıda dalma yok. Salça da kendi yapımım. Kendimiz yapıyoruz salçayı da. İnşallah yersin şimdi. Yaparım, beğenirsin. Ama ben beğeniyorum. Çok güzel. Çünkü hiçbir şeyini dışarıdan almadım. Hepsini de kendi. Salçam da kendimin. Tarhana da kendimin. Şimdi suyunu koyacağım. Salçamı şey ettim. Kavurdum. Bunu ben devamlı yapıyorum. Ve ihracat ediyorum dışarıya. Dükkanımda satıyorum. Bereketin içine ver ya Rabbi. Yiyenler şifa bulsun. Ben buna şimdi yemek kaşığıyla 3 kaşık dolu dolu tarhana atıyorum. Her işi elimle görüyorum. Şimdi tarhanamı da elimle serpiyorum içine yavrum. Okuya dinleye bunları yapıyorum. Okuya dinleye de pişiriyorum. Yiyenler şifa bulsun diyorum. Tarhanamız çok güzeldir. Bu tarhanayı da en güzel yoğurtlarla görüyorum yavrum. Yoğurt, yumurta, un, domates, biber, kırmızı biber. Bunları çekiyorum, hazırlıyorum. Şimdi artık tarhanamı karıştırıyorum. Bayağı kaynasın şöyle biraz şeysini alsın. Endirken de nanesini katacağım içine. Yiyenlere afiyet olsun. Özlemciğim, şimdi ben servis ediyorum. Tarhanam, çorban pişti. Çok güzel oldu. Ben hep güzel oldu dedim. Muhakkak güzel olmuştur canım benim. Mis gibi kokuyor. Şimdi çorbamı alacağım. Üzerine de nanemi yapacağım. Artık baharat sevenler dalgasınlar, biber atsınlar, ne atarsa. Ben sadece şeyli yapıyorum. Naneli yapıyorum canım. Bismillahirrahmanirrahim. Çorbaların padişahıdır bu da. Şimdi şuraya koyup nanemi yapacağım. Şöyle. Özlem, ben tadına bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi harika olmuş. Kendi yaptığımda böyle diyorum veya güzel oldu. Ben tarifini verdim. Afyon'dan herkese sevgiler ve saygılarım. Allah'a emanet olun. Üzülerek söylüyoruz ama bir mutfağım şahanenin daha bugün de sonuna geldik. Siz bu tarifleri yapmak isterseniz ya da kaçırdıysanız YouTube kanalımızdan da bulabilirsiniz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte Kanal 7'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.